Çıktıkları için ve hükümeti bu konuda bir anlamda uyardıkları için tutuklular yargılanıyorlar. Savaş çıkması mı gerekiyordu sorusu onun için çok anlamlı. Şimdi dedim ya biz ders almıyoruz. Yani Montreux'u yapanlar o boğazların öneminin farkındaydı. Bunun için öyle bir anlaşma yapmayı başardılar ki gelecek kuşaklar için de bir kurtarıcı Sinan oldu Bey, Montreux. Montreux evet. Anlaşmasının tartışmaya açılmasını neye bağlıyorsunuz? Hangi evet. akılcılık ve nereye gitmek isteniyor ki böyle bir anlaşma açıldı? Ben bakın bu sorunuza, böyle bir soru açıldı. Bakın şu kitabımda, yeni kitabımda bir cevap verdim de. Tamam. Oradan paylaşabilir miyim? Çok sevinirim. Evet. 5 soruda Montreux. Evet. Anahtar kitabında 5 soruda Montreux diye bir bölüm var. Ve o sorulardan birine biliyor musunuz? Sizin şimdi bana sorduğunuz soru. Buradan sadece okuyacağım bakın bunu. Şöyle göstereyim. İktidar neden Montreux'u tartışmaya açıyor diye tam sizin sorduğunuz soru ve o sorunun cevabı var. Seyirciler yanlış anlamasın. Program öncesinde bunu konuştuk ve siz buradan bunu görerek bu soruyu sormuyorsunuz. Yok, daha kitabı okumadım. daha yeni ben getirdim. Daha şu an gördüm kitabı. Şimdi bakın iktidar neden Montreux'u tartışmaya açıyor? Ben bunu 3 nedenle açıklamışım. 1. Bunun temelde 3 nedeni vardır diyorum. Birincisi, AKP iktidarı yeni Türkiye hayali doğrultusunda Atatürk'ün kurduğu laik ulus devleti dönüştürüyor. Bu kapsamda eski Türkiye dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgelerinden de kurtulmak istiyor. Lozan ve Montreux'u tartışmaya açmasının temel nedeni budur. Bakın bunu ben bugün yazmadım. Bu savaş çıktığında da yazmadım. Daha önce yazılmış bir yazı bu. Bu kitapta yer alıyor. Bu tabii endişe verici, üzüntü verici. Ve ben açıkça gördüğüm gerçeği burada halkla paylaşıyorum. Nedenlerden bir tanesi bu. Eski Türkiye dedikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinleri bunlar. Şimdi o kurucu metinlerden kurtulmadan yeni bir yapı oluşturamazsınız. Ben böyle düşünüyorum. İkincisi, AKP iktidarının yönetici kadroları Necip Fazıl, Fesli Kadir gibi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarının çarpık tarih okumasıyla yetişmiştir. Devam ediyorum. Bu nedenle Lozan ve Montreux gibi anlaşmaların hizmet olduğunu düşünüyorlar. Bu anlaşmaların öneminin farkında değiller. Bir de böyle bir durum var. Yani yanlış tarih okumasıyla yetişmişseniz ve devletin etkili makamlarında görev almışsanız bu çok tehlikeli. Çünkü elinizdeki metnin değerinin, kıymetinin farkında olamayabilirsiniz ki ben nedenlerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi farkına vardılar ama. Bunun önemli olduğunu savaş çıkınca fark ettiler. Bu da bir şeydir. Acaba bir süreliğine mi? İnşallah değildir. İnşallah bir süreliğine değildir. Üçüncü bir olasılık daha var diyorum. O da Montreux'den rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri'nin iktidara baskı yapması. Benim sorunuza cevabım bu şekilde. Yani ben 3 tane neden sıralıyorum. Ha, üçü de mümkün olabilir. Belki bunlardan ikisi etkilidir. Belki biri doğru cevaptır ama bilemiyorum. 3 neden olduğunu düşünüyorum. Yani üçünden birinin doğru olabileceğini düşünüyorum daha doğrusu. Ama ne oldu? Bu savaş bize en azından Montreux'un kıymetini gösterdi. Yani en azından halkımız. Evet adına. Tabii yaşayarak bakın nasıl doğru sağlaması yapılıyor değil mi? Cumhuriyeti kuranlar nasıl sağlam bir yapı oluşturmuşlar? Onu yıkmaya çalışanlar bile, o yapıyı yok etmeye çalışanlar bile öyle bir gün geliyor ki o yapıya sığınıyorlar. Evet ama yarın ne olacağı belli 15 değil Temmuz'u ya. Hatırlayın. 15 Temmuz'u. 15 Temmuz gerçekleştiğinde nerede kenetlendik yine? Mustafa Kemal Atatürk'te Cumhuriyet değerlerinde kenetlendik. Ama o kadar haklısınız ki bu kenetlenme bir süre sonra çözüldü yine. Yine birileri oradan o yapı içinden, o bütünlük içinden ayrıldılar ve başka yerlere gittiler. Şimdi bugün Montreux'un önemini kavradık diyoruz. Hı hı. Ama yarın savaş bittiğinde yine bu metinleri tartışmaya açabilirler. Hiçbir şeyin garantisi neyse yok. Neyse ki burada halkımız, önemini anlayan evet. halk o zaman daha dik durabilir. Bu çok önemli. Bu tespitiniz çok önemli. Zaten önemli olan da halkın sahip çıkması. Aynen öyle. Çünkü cumhuriyet bir halk cumhuriyeti. Yani saraydan sultandan miras kalan bir yapı değil ki bu bize. Halk kurdu bu cumhuriyeti. Halk ve halk önderi Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla o ruhu hatırlamaya çok ihtiyacımız. Dolayısıyla halkın kavraması ve o ruhu hatırlaması çok önemli. Evet. Kısa bir aramız var. Tamam. Az sonra buradayız. Sakın ayrılmayın. Devam ediyoruz. O kadar soru var ki hangisini acaba sorsam diye şimdi yetiştirmek adına az süremiz kaldı. Kısa tamam. Kitabınızdan önce bir sorum daha var. Atatürk'ün dünyadaki barışı koruma evet. formülü neydi?
Ya bu çok önemli. Ben geçen hafta Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Atatürk'ün evrensel bir boyutudur bu. Yani dünya barışını koruma formülü var Atatürk'ün hakikaten. Biz bunu pek konuşmayız ama ben onu şöyle özetleyeyim. Atatürk'ten alıntılar da yapacağım ama bakın öncelikle diyor ki tam bağımsızlık. Yani Atatürk bir ütopist değil, bir hayalci değil. Yani sabah akşam barış 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 demekle barış gelmeyeceğini biliyor. Evet ve şey demiş, evet. Ben barışı istiyorum dediğim zaman bağımsızlık istediğimi anlayın demiş. Bravo. Bu çok önemli bakın. Bu gerçekten %100 gerçeklik barındırıyor içinde. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki emperyalizm ve sömürü devam ettikçe yani barış istemekle barış gelmez yeryüzüne. Onun için ne yapacaksınız diyor. Barışı isteyenlerin öncelikle onun için fedakarlıkta bulunmaları gerekir. Gerekirse savaşmaları gerekir. Onun için Atatürk bir barış savaşçısıdır bakın. Ben hep altını çizerim bunun. Onun haksız bir savaşı yoktur. Yani siz Atatürk'ün toprak genişletmek için ya da işte başka ülkelere saldırmak için harekete geçtiğini gördünüz mü? Bunu göremezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün savaşları haklıdır, meşrudur. Meşru müdafaadır, savunmadır bakın. Çanakkale'de kendini savundu. Sakarya'da kendini savundu. Büyük taarruzda kendini savundu. Ve hep soruyorlar siz niye savaştasınız? Diyor ki biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz diyor. Ama barışın gelmesi için bizim bağımsız olmamız lazım. Onun için barışın formülü önce tam bağımsızlık. Ama Mustafa Kemal Atatürk diyor ki tam bağımsızlık da yetmez. Yani düşmandan kurtulmakla daha doğrusu bağımsız olmakla barışı koruyamazsınız. Bunun için tam bağımsız olmak gerekir. Tam bağımsız olmak için ekonomide de bağımsız olmanız gerekir. Kültürde de bağımsız olmanız gerekir. Hukukta da bağımsız, adliyede de bağımsız olmanız gerekir. Siyasette de bağımsız olmanız gerekir. Bunun adı tam bağımsızlıktır diyor. Bu nasıl olacak diyor. Bu da diyor, bunun içinde bir uygarlık savaşı gerekir. Yani önce askeri bir savaşta bağımsızlığınızı elde ettiniz. Onun üstüne ikinci aşama olarak akılla, bilimle çağdaş uygarlığa yöneliyorsunuz. Ve sizi ortadan kaldırmaya çalışan o emperyalist ülkelerin medeniyetlerinin düzeyine çıkıyorsunuz. Hatta onları geçiyorsunuz. Barışı sağlayabilmek için. Üçüncüsü bu da yetmez diyor. Paklar kurmalısınız. Yani çevrenizdeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmalısınız. Askeri, siyasi, kültürel birliktelikler kurmalısınız diyor. Yan yana gelmelisiniz. Kol kola girmelisiniz diyor ülkelere. Bağımsız olan ülkelere. Ve böylece diyor bakın şöyle düşünün. Halkalar şeklinde düşünün. Mesela Türkiye'nin öncülüğünde örneğin Balkan ülkelerini bir araya getirdi Atatürk. 1934'te ne yaptı? İşte Yunanistan'ı, Romanya'yı, Yugoslavya'yı bir araya getirdi. Balkan Antantı'nı kurdu. Yani kol kola girdi bu ülkeler. 1937'de güneyde İslam ülkelerini bir araya getirdi. Suriye'yi, Irak'ı, Afganistan'ı, Türkiye'yi, Atatürk bir araya getirdi. Kol kola girdi. Yani barış halkaları oluşturdu. İki tane barış kuşağı oluşturdu. Biri Balkanlar'da. Biri ta Güney Asya'ya, Hindistan'a kadar uzanan bölgede. Şöyle düşünün, Bulgaristan'dan Hindistan'a kadar bir barış kuşağı. Sovyet Rusya ile çok iyi ilişkiler kurdu her zaman. Ya Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bakın önce tam bağımsızlık, sonra çağdaş medeniyete yönelme, üçüncüsü de çevrenizdeki ülkelerle barış pakları kurmak ve en sonunda da belki bütün dünyayı bir barış kuşağıyla çevirmek. Bakın onun barışa verdiği önemi şundan daha iyi anlatan bir söz olabilir mi? 16 Mart 1923, daha Kurtuluş Savaşı'na yeni sona ermiş. Harp zaruri ve hayati olmalı. Hakiki kanaatim şudur. Ben milleti harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça...